Şimdi baban senin adına buraya böyle lavanta tarlası veya bahçesi mi diyelim abi? Bahçesi. Bahçelikten çıktı yani 7-8 bin metre olunca Evet, bahçesi bahçeden çok kurmuş. tarla Bu çıktı artık. seni mutlu etti mi? Nasıl bir Oh, duygu? çok. Yani emekli sonra ayrıca güzel bir Şöyle şöyle şu tarafa dönsek. Gel. Bayram olunca işte bayram dolayısıyla beni Aynen. ziyarete geldiler. Antalya'dan. Bir yeniden ikinci bir bayramı yaşattı sağ olsun. Daha İkinci. iyi gördüm. Aşağı yukarı 2 aydır da zaten görmüyordum. Ben burada tarlayla uğraşıyordum. Bu da işe gidip geliyor artık. Aynen. Yani normal hayata döndük değil mi? Evet. Çok güzel. İnşallah kat 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 olacak. zamanla olacak. Aynen. Evet. Söylemek istediğin babana veya işte seyircilere, şu anda bunu Seydişehir Haber'de yayınlayacağız ya, söylemek istediğin bir şey var mı? Mesaj. Çok Evet, güzel. devam et. Devam et ya, olur Devam et. ya. Daha ne olacak ya? Ama ferahlatıyor. İnşallah. Kadir abi, senin duygularını alalım bir de. Bu neticede yani aşağı yukarı 1,5-2 aydır sabah 6, akşam 7-8. Bu sene daha çok özen gösterdik. Daha da ihtimam gösterdik. Sulamasıdır, gübresidir. Doğal gübre kullanıyoruz zaten. Güvercin gübresi. Biraz daha güzelleştirdik yani. Ha, eksiğimiz elbette var ama görüyorsunuz insanlar geliyorlar, mutlular, huzurlular. Bir değişik bir ortama girdiler yani Seydişehir'de. Değişik bir ortam, mutlu, genel insanlar mutlu. Ekoturizm kapsamında da iyice duyuldu artık. Antalya'dan yoğun bir şekilde gelmeye başladılar, açılmadığı halde. Alanya, dediğim gibi, Alanya'dan gelenler oluyor, Antalya civarından gelenler olmaya başladı. Konya'dan gelmeye başladılar. Zaten bir ilçelerden sürekli gelip ziyaret ediyorlar. Mutluyum yani neticede. Evet, Kızım bunu için ha. yapmış olduğum bir bahçe. Bu şekilde insanların tanıdığı, geliyorlar burada fotoğraflar çekiyorlar, anılarını ölümsüzleştiriyorlar. Mutluyum, o yönden daha mutluyum. Bir de Seydişehir'e bir artık bir marka olduk yani. Kesinlikle Seydişehir'de bir marka olduk. Seydişehir'e lavantayı tanıttık. İnşallah diğer insanlar da ekerler, geliştirirler. Daha da çok. İnşallah bu sektörde yani bir koyacak gibi, Burdur Sinya gibi buraya da inşallah gelişir. Her şekilde bu bölgenin insanı bunun faydasını mutlaka görecektir. Görüyor da zaten.